Merhabalar, ben sunumumu izninizle oturarak yapacağım. Şimdi ya sunumların genel şeyi olarak, bir eğilimi olarak, metodu olarak iki bölümde sunumumu yapacağım. Birincisi, ya bu tezin kendi hikayesi, çok fazla dağıtmadan. İkincisinde de, ikinci bölümde de ya tezde tam ne olur, tezde üzerine durduğumuz, araştırdığımız, incelediğimiz konuyu sizlerle paylaşacağım mümkün olduğu oranda. Şimdi benim tezimin tam olarak başlığı, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'un eserlerinde coğrafya, tarih ve medeniyet düşüncesi. Böyle bir başlığın belirlenmesinde veyahut da bu konunun irdelenmesinde benim hareket noktam İslamcılık düşüncesi üzerine, İslamcılık düşüncesinin edebiyata aksi üzerine bir çalışma yapmaktı. Aslında temel olarak benim ilk şeyim bu. Yani tez danışmanım Fatih Andı'dır, Profesör Doktor. Hocamla gidip görüştüğümde ilk olarak böyle bir düşüncemin olduğunu söylemiştim. Daha sonra birkaç defa daha gidip karşılıklı konuşmalarımızda, sohbetlerimizde teze böyle bir başlık koymanın, böyle bir adlandırma yapmanın daha isabetli olacağı kanaati hasıl oldu. Tabii bunun bir arka planı var. Yani niçin coğrafya, tarih, medeniyet ve niçin Mehmet Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç? Örneğin birçoğunuzun aklına bu tezi ben kiminle paylaşırsam, işte niye işte medeniyet, tarih, coğrafya var ama dil yok deniliyor mesela. Din yok deniliyor mesela. Veyahut da niye işte Yahya Kemal bunun içerisinde değil deniliyor. Veyahut hemen akla gelebilecek işte Nurettin Topçu niye yok hocam diye soruluyor. Şimdi burada ikinci şeyden başlayıp söyleyecek olursam, niçin Nurettin Topçu veyahut da Yahya Kemal yok da ısrarla Mehmet Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç üzerine, bu üç isim üzerine gittik. Burada aslında yani benim çıkış noktam önemli. Ben her ne kadar bu kavramsallaştırmaya, adlandırmaya eleştirel yaklaşsam da, çok benimsemesem de, zaman zaman bunu çevremle, arkadaşlarımla paylaşsam da İslamcılık düşüncesinin bizim Türk düşünce tarihinde ve edebiyatta, ki bunu en çok teslim eden, yakın zamanda vefat etmiş rahmetli Orhan Okay Hoca'dır. İlk defa adlandırmasını bu işin üzerine giden kendisidir. Hatta hafızam beni yanıltmıyorsa bir yazısında böyle bir araştırmanın eksik kaldığını da söyler. Edebiyat araştırması olarak, yani İslamcılığın edebiyattaki serüveni. Dolayısıyla Yahya Kemal bundan dolayı yok. Veyahut da işte Nurettin Topçu tam manasıyla bir İslamcı olmadığı için, yani o çizgide tam manasıyla adlandırabileceğimiz bir isim olmadığı için, daha milliyetçi, muhafazakar bir cephede durduğu için yok. Niye dil yok dediğimizde de, aslında dil var bu işin içinde, din var. Çünkü medeniyet başlığı üst adlandırmasının altında ahlak da var, işte toplum da var, devlet de var, adalet de var, kanun da var. Dolayısıyla medeniyet kelimesini, bütün bunları içeren bir kavram olarak düşündük. Tabii burada bir başka soru hemen akla gelebilir, zihninizde uyanabilir. Peki yani medeniyet aynı zamanda coğrafyayı da, tarihi de içermiyor mu? O zaman niye bu ikisini ayırdık derseniz, diye sorarsanız, burada aslında benim tezimin temelde, her ne kadar başlığında var olmasa da, içerisinde
odaklandığım noktanın bir kimlik problemi olduğu meselesidir. Malumunuz bir kimlikten bahsetmek aynı zamanda o kimliğin aidiyet evrenini oluşturan işte coğrafyadan, tarihten ve medeniyetten bahsetmektir. Aslında dilden de bahsetmektir ve ulus devletler genel itibariyle kimlik politikalarını, ulus kimlik inşası süreçlerini bu üç temel üzerine inşa ederler, bina ederler. Malumdur bizim kendi modernleşme, batılılaşma, kendimize yeni kimlik arama serencamımızda da işte dilin, tarihin ve coğrafyanın ısrarla üzerine gidilen, bu alanlarda politika üretilen alanlar olduğunu görürüz. Bunlara geleceğim, biraz sonra gireceğim zaten detaylı olarak. Benim tezim böyle bir hikayesi var. Yani ortaya çıkışı, niye bu konuyu seçtim, niye bu araştırmayı yaptım temelinde bu var ve tabii her tez hikayesinde var olan bir hikaye benim tezimde de var. Yani tez yapılırken birçok şeyin farkına varma, birçok şeyi tez yaparken ayırt edebilme, fark edebilme, onların üzerine o vesileyle birazcık daha yoğunlaşabilme durumu var ki bu benim tezimde de var olan bir şey oldu. Tezim genel olarak 4 bölümden oluşuyor benim. Birinci bölüm kavramlar üzerine bir değerlendirme. Yani coğrafya kavramı, tarih kavramı ve medeniyet kavramı. Bu kavramın benim bakış açımla ilişkilendirilmesi. Birinci bölüm bu. İkinci bölümde bu üç ismi coğrafyaya dair görüşleri, düşünceleri ve fikirleri. Üçüncü bölüm tarih, dördüncü bölümde de medeniyet kavramlarına bu üç ismin bakışları var. Tezin temel metot olarak tezde mukayeseli bir, karşılaştırmalı bir yöntem izledim. Yani bir döküm yapmadım. Yani döküm yapmak aslında genelde bizde tercih edilen bir yöntemdir. İşte Mehmet Akif'te coğrafya deyip coğrafyaya dair her ne varsa işte tezin içine onları almak, tarihle alakalı ne varsa onları almak, medeniyetle alakalı ne varsa onları almak gibi bir yöntem izlemedim. Benim izlediğim yöntem biraz daha şahsen meşakkatli olduğunu düşündüğüm ama aynı zamanda beni çok besleyen bu üç ismi aralarında bir nesil farkı da vardır biliyorsunuz bunlar. Hemen hemen aşağı yukarı birer nesil vardır. Ve yaşadıkları dönemler aynı zamanda kendi otobiyografileri kendi biyografileri de olduğu gibi farklıdır. Yani farklı çevrelerde, farklı eğitim geçmişlerine sahip, farklı çevrelerde yetişmiş, aslında farklı işte coğrafyalarda büyümüş diyebileceğimiz Akif'le Necip Fazıl'ı belki bir tarafa koyacak olursak. Ama üçünün de yolları bir şekilde biliyorsunuz İstanbul'da filan kesişir. Hani İstanbul bir şehir onların ortak buluşma noktasıdır coğrafya itibariyle. Yani neyse yani bu şeyde, bu çizgide bu üç ismin farklı dönemlerde yaşamış ama bir şekilde dünya görüşleri itibariyle, inançları yönüyle itibariyle aynı çizgide yürüdüğü düşünülen ve biri söylendiği zaman hemen diğerinin ismi de akla geliveren bu isimleri ya gerçekten böyle mi olduklarına odaklanmam vesilesiyle bir mukayeseli, karşılaştırmalı çalışma yapmayı daha doğru buldum. Farklılıklara odaklanma, farklılıkları ortaya çıkarabilme yönüyle. Elimden geldiği kadarıyla evet benzerlikler tabii ki var. Yani bu üç isim ila nihayet Müslüman kimlikleriyle, İslamcılıklarıyla anılan isimler. Ama biraz derinlemesine gidildiğinde bu üç kavramın
çevreninde aslında bizim görmediğimiz, hemen fark etmediğimiz, detaylarda gizli olan çoğunluklar farklılıklarını, farklı bakış açılarını, düşünce zenginliklerinin barındığını gördüm. Ve böylece mukayeseli bir çalışma yapmış oldum. Yani tezin genel şeyi, hikayesi bu. Tez beni gerçekten zenginleştirdi. Şimdi aradan biraz bayağı bir zaman, yani 3 ay falan geçti. Ben ilk defa bu tez sunum vesilesiyle bakma tekrardan fırsatı buldum teze. Gerçekten o ilk anda fark etmediğim, yani o sıcağı sıcağına fark etmediğim, aslında güzel yapmışım, iyi ki de yapmışım duygusu şu anda birazcık daha baskın açıkçası. Hani bizde çoğunlukla şey vardır, yani tezi yaparız, yani nereden de yaptım ki bu tezi? Yani itiraf etmek gerekirse mesela benim yüksek lisans tezim böyle bir tezidir. Ama yani çok şükür şimdilik böyle bir psikoloji içerisinde değilim en azından. Şimdi bu birinci bölümü böylece noktalamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi yine izninizle ben aslında teze de biraz şey olsun diye, farklı olsun diye böyle başlamıştım. Tezimin ilk giriş paragrafı iş tezle alakalı olmayan ama benim alakalandırdığım bir Hitchcock filmiyle başlar. Şimdi sizinle onu kısaca paylaşıp teze de öyle gireceğim. Şimdi 1946 yapımı bir Hitchcock filmi var. Belki izleyenimiz vardır. Spellbound diye bir film. Aslında film konusunu 23 yılında yazılan, 27 tarihli bir romandan alır. Bir kahraman var. John adlı bir kahraman. Bu kahramanın üst üste yaşadığı travmalar sonucu hafıza kaybı yaşayıp Doktor Edwardes'in kliniğine, kimliğine bürünmesi üzerine yaşanan olayları konu alıyor. Yani kahraman birkaç travma yaşıyor. Bu travmalar onu hafızasını yitirmesine, yani bir amnezi yaşamasına ve akabinde başka bir kişinin kimliği yerine kendisini koyması olayı üzerine ve bunun daha sonra tedavi sürecine dayanıyor. Bu hafıza kaybı yaşayıp Edwardes'in kimliğine bürünmesi üzerine yaşanan olaylara konu alıyor. Filmi izlediğimde hem John Balletti'nin travmalar sonucu yaşadığı amneziye bağlı kimlik krizi hem de Doktor Kenstens'in üniversiteden hocası Alexander Brulov'un desteğiyle tedavi çabası bana bir şey hatırlattı. Yani bizim Osmanlı-Türk modernleşmesi serencamını ve bu serencamla birlikte ortaya çıkan kimlik sorunlarını ve bu sorunlar karşısında gösterilen reaksiyonları hatırladım. Dolayısıyla aslında yani tamam itiraf ediyorum, bu film benim ilham kaynağım değil. Ama ben tez aşamasında, tezi yazarken bu filmi izlediğimde aslında yani bir bireyin, bir kişinin, ferdin yaşadığı amnezinin aynı zamanda bir toplumun yaşadığı kültürel amneziyle koşulluklarının, o bireyin yaşadığı krizin aynı zamanda toplumların da yaşadığı veyahut da yaşayabileceği krizler olabileceği gerçeğini bana göstermişti. Ve ben oradan hareketle, tezmede böyle bir başlangıç kurguladım. Yani biliyorsunuz, kurguluyoruz. Biliyorum ya yani bir şeyleri böyle heyecanımda mazur görün. İlk defa anlatıyorum bu tezi bir topluluk karşısında. Ondan kaynaklanan bir heyecanım da var. Ama çok da boğmak da istemiyorum. Dil suçlamalarımı falan ona bağlayın lütfen. Şimdi amaç neydi? Yani ben bu tezin hangi amaçla yaptım? Niyetim neydi? Ulus inşasına koşut, ulus kimlik, ulus devletleşmeye koşut, ulus kimlik inşası, Cumhuriyet ideolojisinin bütün kimlik politikalarına bizi götürür. Çünkü her ulus, devlet, kendi ulus devletleşme idealine uygun bir ulus
öngörür. Ve bununla alakalı politikalar üretir. Bu orijinal bir şey değildir. Biliyorsunuz uluslaşma, ulus devletleşme Avrupa'da, Avrupa merkezli bir hareket ve Fransa'da da işte İtalya'da da hemen hemen ulus devlet diye nitelediğimiz bütün ülkelerde ulus kimliği besleyecek o ulusa yeni bir bilinç, kimlik, aidiyet kazandıracak işte bir takım kültürel faaliyetler yapılır. Bunlar desteklenir. İşte tarihi yeniden yazılır, edebiyat ona göre şekillendirilir, gerekirse filmler çekilir falan. Burada amacım benim tezde işte bu bağlamda coğrafya, tarih ve medeniyet vurguları etrafındaki bu üç ismin alternatif söylemlerini ortaya çıkarmak. Yani Cumhuriyet ideolojisinin tarihte ve ona bağlı, özür dilerim, ona bağlı edebiyat kanununun ürettiği bir tarih, coğrafya ve medeniyet söylemi var. Biliyorsunuz bizde medeniyet batılılaşmayla paralel bir olgudur, kavramdır. Modernleşme, batılılaşma ve medenileşmemiz bu üç kavram birbirini çağırır ve birbirini hatırlatır bizde. Yani biz eğer Türkiye'de batılılaşmayı konuşuyorsak aynı zamanda aslında modernleşmeyi konuşuyoruz. Kendi modernleşmemizi konuşuyoruzdur. Ve medeniyeleşmemizi konuşuyoruz. Çünkü bunun 1800'lerin başından itibaren 1800'lerin başından itibaren şeyi adlandırması medeniyeleşmedir. Temeddündür. Daha sonra bu gatlılaşma yani batılılaşma ve ila nihaye modernleşme kavramlarını doğurmuştur. Bu manada bu akla arda arda gelen üç ismin bu benzerlik ve süreklilik algılarının doğurduğu ya da yani böyle bir süreklilik var mı yok mu bu üç isim arasında medeniyet, tarih ve coğrafya söylemlerinde bir süreklilik var mı? Yoksa bu süreklilikte benzerlikler olduğu kadar farklılıklar mı var? Ben bu amaç olarak temelde bunlara odaklandım. Kapsamın, yani tezimin kapsamı elbette bu üç ismin dergiler dahil bütün yayınları. Ama takdir edersiniz ki bu içinden çıkılmaz bir şeydir yani, okyanustur. Burada bir kısıtlamaya gitmem gerekiyordu ve burada pratik olarak şöyle bir kısıtlamaya gittim. Netice itibariyle bu isimlerin dergilerinde, yani işte Selülür Rişat, Sırat-ı Müstakim, ondan sonra Büyük Doğu ve Diriliş dergilerinde yayınladıkları bütün yazıları hemen hemen aşağı yukarı, bir takım şeyler var ama eksiklikler hala var ama büyük oranda külliyat haline getirilmişti ve ben de bu külliyatları şey olarak aldım, örnek olarak aldım. Tabii burada da bir takım yine elemeler yaptım. Mesela işte aklıma ilk geldiği için söylüyorum. Ata Senfoni'yi almadım. Çünkü bu Ata Senfoni okuyanlar bilecektir. Yani doğrudan doğruya değil yani. Hiçbir şekilde ilişkisi olmayan bir şeydir. Yani bu konuyla ilişkisi yoktur bu kitabı. Dolayısıyla bu tip kimi kitapları türlerini tabii düşünce eseri de olabilir, roman da olabilir, hikaye de olabilir, tiyatro da olabilir. Böyle bir elemeye gittim. Yani benim konumla alakalı olmayanları eledim. Özellikle vurgulamak istediğim ve söylemek istediğim tezlere, çünkü özel olarak bunu söyledim ben. Necip Fazıl'ın, biliyorsunuz, Çile'nin ve başka bir düşünce yazılarında da tekrar ettiği, Çile'nin başında da ifade ettiği reddettiği şiirleri vardır. Ben o reddedildiği, kendisinin bizatihi reddettiği şiirleri şeye dahil etmedim. Yani araştırmaya dahil etmedim. Bunu da söyledim yani tezin başında. Dahil etmeme gerekçemi de yazarın bizatihi kendi beyanına dayandırdım.
Bunun aksine Akif'in 1923 öncesi yazdığı, yayınladığı şiirlerini aldım, dahil ettim. Çünkü buradaki şey de şu, dayanağım da şu. Akif 36'da biliyorsunuz vefat eder. 36'da vefat etmesine rağmen onun düşünce çizgisinde hemen hemen hiçbir değişiklik yoktu. Olumlu veyahut da olumsuz. Benim işime yarayacak veyahut da yaramayacak şekilde. Örnek vereyim, hani somutlaştırayım zihninizde. Abdülhamit'le alakalı düşünceleridir. Şimdi İslamcı çizgi biliyorsunuz Abdülhamit'i yüceltir ve sever. Yani över. Bu Necip Fadıl'ın incelemesinde bulunduğum Necip Fazıl'da da şeyde de Karakoç'ta da böyledir. Halbuki Akif bunu tam zıttı görüşler dile getirir. Malumunuz. Buna rağmen yani olumlu veyahut da olumsuz hayatı boyunun sonuna kadar da bu düşüncesinden geri durmamıştır yani. Vazgeçmemiştir. Bununla alakalı bir beyanatı mektuplarında, işte belgelerde, onunla alakalı yayınlanmış eserlerde, ikinci kaynaklarda yok. Rastlamadım. Dolayısıyla bu olumlu yahut da olumsuz, benim işime yarayacak veyahut da yaramayacak düşüncelerindeki süreklilik dolayısıyla 23 öncesi veyahut da 23 sonrası, Cumhuriyet öncesi veyahut da sonrası diye bir ayrıma gitmeden bütün düşüncelerimi aldım. Çünkü zaten yayınlanmış eserlerdi bunlar. Hali hazırda ölümüne kadar okunuyordu, biliniyordu. Dolayısıyla onu dışarıda tutmak gibi bir ihtiyaç da hissetmedim açıkçası. Şimdi geleneğiyle bağını kopup şeye geçiyorum. Yani artık ben ne yaptım? Tam olarak ne yaptım? Ona geçeyim müsaadenizle. Şimdi geleneğiyle bağını koparan her toplum gibi 19. yüzyıl Osmanlı toplumu da bir kriz yaşamaya başlıyor. Malumunuz bu. Tanpınar'ın ifadesiyle bir medeniyet dairesinden çıkıp başka bir medeniyet dairesine geçme eğiliminin doğurduğu sancıdır, sancılardır. Yani biz nereye aitiz? İşte nasıl medenileşeceğiz? İşte Batı'nın her şeyini mi alacağız yoksa sadece ahlakını mı alacağız? İşte bunu yaparken kendi kültürel değerlerimizden ve işte onun dayandığı inanç sisteminden kopacak mıyız, kopmayacak mıyız? Bütün bu tartışmalar malumunuz olduğu üzere Cumhuriyet Türkiye'sine de ne yapar? Taşınır. Bir normatif değerler sistemidir gelenek. Dolayısıyla bu normatif değerler sistemi olan geleneğin yitimi veyahut da bastırılışı, geçmişle gelecek arasındaki bağın yok olması anlamına veyahut da silikleşmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bir kimlik krizi çıkarması, doğurması kaçınılmazdır. Nitekim bizde de modernleşmemiz, batılılaşma serencamımız kimlik krizleri doğurmuştur. Kendimizi tanımlama problemlerimiz, anlandırma problemlerimiz. Şimdi buralardan doğar. Bu üç isim Akif, Kısakürek ve Karakoç toplumun yaşadığı kırılmaya duyarsız kalmamış geleneğin reddedildiği veya orada bastırıldığı süreçte sanat düşünce alanlarındaki eserleriyle geleneğin dayandığı normatif değerlerin taşıyıcısı olmuş isimlerdir. Kanaatini taşıyorum. Bu manada coğrafya, tarih ve medeniyet anlayışları onların bu alanlarda, bu alanda, bu bağlamda kendi düşüncelerini, duygularını, hissiyatlarını, görüşlerini yoğunlaştırdıkları alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu üç alanı da geleneksel değerler çerçevesinde anlamlandıran Akif, Necip Fazıl ve Karakoç'un değindikleri, değinmedikleri, anlattıkları, anlatmadıkları, değer verdikleri veyahut da değersiz gördükleri, yücelttikleri veyahut da alçalttıkları
idealize ettikleri yahut da eleştirdikleri, hayranlık duydukları veyahut da sevmedikleri coğrafyalar, tarihi dönemler, şahsiyetler ve medeniyete dair unsurlar arkadaşlar, onların hem kendi aidiyetlerinin ve kimliklerinin hem de kurguladıkları kimliklerin birer fotoğrafını ortaya koyar. Sonuç itibariyle bu üç ismin uzun edebiyat ve düşünce hayatları boyunca ulus kimlik inşasından farklı, üstelik daima kanunun dışında alternatif bir kimlik inşası mücadelelerini bütün eserleri üzerinde mükayeseli bir incelemeyle ortaya koymaya çalıştı. Ben şeylere girmeyeceğim. Yani dağıtmamak adına, yani Cumhuriyet'le birlikte, aslında Cumhuriyet'le birlikte başlamış bir şey de yoktur malumunuz. Biraz önce ifade ettim. Bizde batılılaşma, modernleşme 3. Selim'e kadar götürülür. Hocam daha iyi bilir. Ama bu yoğun olarak, resmi olarak Tanzimat'la bir hüviyet kazanmıştır. İkinci meşrutiyetten sonra hızlanmış, görünürde her ne kadar bir hürriyet, dindarlaşma olsa da resmi olarak İttihat ve Terakki'nin resmi alanda laikleştirici politikaları olmuştur ve bu süreç Cumhuriyet'e de taşınmıştır. Dolayısıyla özellikle bizim 50'lere kadar olan batılılaşma seven camımız hemen hemen geleneksel hayattan, değerlerden ve onun taşıdığı değerlerden, değerler sisteminden bir uzaklaşmayı, kaçışı, bunların bastırılmasını laikleşmeyle beraber getirmiştir. Ben şeyi tabii bizatihi medeniyet kavramı üzerine de ben tezde durdum. Yani medeniyet kavramı dediğimiz unsur zaten Batı'da özellikle aydınlanmayla beraber gerçekten laikleşen bir kavram olarak çıkar karşımıza ki bizde her ne kadar Tanzimat'la beraber medeniyet laik bir kavram olarak girmese de daha sonra bizde de bu kavramın medeniyet kavramının ve medeniyetle alakalı, medenileşmeyle alakalı uygulamaların laik politikalarla desteklendiğini unutmamakta fayda var diye görüyorum. Şimdi Akif malumunuz daha 1. Dünya Savaşı yıllarında Teşkilat-ı Mahsusa'nın çalışmalarına destek vermiş, milli mücadeleye katılmış, ilk mecliste vekil olarak görev yapmış, sonradan yeni devletin marşı da olacak İstiklal Marşı'nı kaleme almış. Bütün bunlara rağmen yaygın kanaate göre Kemalist devrimleri benimsememiş, 1925 yılında çıkarılan takvim-i sükun kanunu ile oluşan iklimden rahatsızlık duyması sebebiyle sessiz bir protestoya bürünmüş ve hayatının sonuna kadar hemen hemen birkaç ay öncesinden geliyor ölümünden, Mısır'da yaşamıştır. Mehmet Akif, modernizmin öngördüğü milliyetçilik düşüncesine de karşı olmuş. Bu bağlamda bir zamanlar bizde millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya, milliyet nedir göstermişiz, öğretmişiz, özür dilerim. Mısralarında anlamını bulan, kavmiyetçilikten uzak ümmetçilik düşüncesini içeren bir milliyetçilik anlayışını ortaya koymuş ve bizim yaşadığımız bütün problemlerin, sorunların, sıkıntıların kavmiyetçilikten kaynaklandığını ifade etmiş bir isimdir. Necip Fazıl, dinin ihmal edilmiş bir alan olduğunu ve dinden uzaklaşmanın doğurduğu sorunların laik çevreler tarafından konuşulmaya ve tartışılmaya başlandığı bir dönemde sanatı, fikri ve aksiyonuyla İslam kimliğinin siyasallaşması mücadelesini yürütmüş birisi. İslam ruh ve manasından toplumun kopmasına direnmiş,
Bunun gerek çıkar, gerek Büyük Doğu dergisiyle, gerek aksiyonuyla bunun arkasında durmuş, mücadelesini vermiştir. Cumhuriyetin batılı modernleşmesine karşı İslam kimliğinin her alanda öncelendiği alternatif bir modernleşme düşüncesi ortaya koymuştur. Karakoç ise kimilerine göre çok daha yetenekli bir Akif'in dini görüntüsüyle adam akıllı dürüst bir Necip Fazıl'ın iç içe geçmiş hali gibidir. Karakoç, Büyük Doğu hareketini daha dengeli bir siyasi zemine oturtması, düşünce derinliğini noktasında daha kuşatıcı olması ve medeni İslami düşünceyi daha seçkin bir düzeye çıkararak medeniyet düşüncesiyle İslami hareketi batıcı modernleşme karşısında dünü, bugünü ve yarını kuşatacak şekilde çok daha dirençli ve aksiyon zemini olan bir güç haline getirmesi yönüyle bizim gerek düşünce hayatımızda gerekse edebiyatımızda kalıcı izler oluşturmuş bir şahsiyet. Malumunuz Karakoç düşüncesine diriliş adını veriyor ve İslam inancının bu düşünce İslam inancının diriltilmesi, birey ve toplum nezdinde yeniden hayat bulması idealine işaret ediyor. Yani dirilişin amacı bastırılan, unutturulmaya çalışılan, uzaklaştırılmaya çalışılan bir inanç sistemini, dünya görüşünü yeniden hayat buldurulması mücadelesi olarak durur karşımızda. Zira eğer toplum İslam temeline dayanmazsa insanlık ifrat ve tefrit arasında kurban olacaktır. Onun düşüncesine göre. Denebilir ki Osmanlı-Türk modernleşmesinin doğurduğu İslam kültür, gelenek ve kimliğinden kopuş, birbirinden farklı mizaçlara sahip bu üç isimde ortak bir bilinç meydana getirmiş. Bu bağlamda Akif'in bugün bir serseri, bir derbedersin kendi yurdunda söylemini, Necip Fazıl'da öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya şeklinde, Karakoç'ta ise bir ölüm gibi gurbetleşmiş gibiysem de ülkemde biçiminde ifade ettikleri, bellek kaybına bağlı yabancılaşma, modernleşme sürecinin getirdiği değişim ve dönüşümün üç şairinde de benzer hissiyatlar doğurduğunu göstergesi olarak işaret edilebilir. Mehmet Akif, Necip Fazıl ve Karakoç, İslam geleneğini bir bellek olarak üç vurguyla canlı tutmuşlardır demiştim. Bunlar coğrafya, tarih ve medeniyet kavramları, bu kavramlar etrafında oluşan düşünceleri. Bu vurguda coğrafya mekana, yere bağlı aidiyeti, tarih zamana yani geçmişe bağlı aidiyeti, medeniyet ise inanç, kültür ve geleneğe bağlı aidiyeti ifade ediyor. Bu üç alandaki bellek örgütlenmesi, ulusal kimlik tarafından bastırılan İslam kimliğinin yeniden inşasının yapı taşı oluyor onların çizgisinde. Akif, Necip Fazıl ve Karakoç'un coğrafya, tarih ve medeniyet unsurlarının her birinde ayrı ayrı geleneğe ve geçmişin mirasına dair sembollere, inançlara, anılara, değerlere ve inanç unsurlarına vurgu yaptıklarını ben çalışmamda şahsen gördüm. Bunun da bir alternatif söylem, bir alternatif kimlik söylemi olduğu iddiasını taşıdım çalışmaya. Şimdi coğrafya ve kimlik ilişkisi, tarih kimlik ilişkisi ve medeniyet kimlik ilişkisine çok uzamaması için girmeyeceğim. Ama sadece birçok coğrafyacının bunlar arasında, yani coğrafyayla kimlik, tarihle kimlik, medeniyetle kimlik arasında sıkı bir bağın olduğu, bunların ila nihayet birbirinden ayrılmayacak bir bütünlük arz ettiği yönünde görüşlerinin olduğunu söyleyeyim. Mesela bir iki örnek vermek adına söyleyeceğim ve geçeceğim. Coğrafya ve jeopolitik üzerine çalışmalar yapan Lapos, iktidar sahipleri elinde güçlü bir yönetim aracı olarak kullanıldığı tezini dile getirdiği Coğrafya Her Şeyden Önce Savaş Yapmaya Yarar adlı eserinde coğrafyanın ideolojik ve siyasi fonksiyonlarının kayda değer düzeyde olduğunu vurgular ve ideolojik ve siyasal olarak coğrafyanın şekillendiriciliğine, biçimlendiriciliğine işaret eder. Biz topografyadan,
bahsettiğimizde dahi aslında coğrafyada kimlik coğrafya kimlik ilişkisinden bahsediyoruzdur. Mesela bu manada Nergis Can Efe'nin toposu ütopik gönderme yapılamaz bir uzam olarak değil de fiziki bir görüş geri dönüş mekanı, geçmişin varlığını hissettirdiği bir yer olarak adlandırdığını söylemek isterim. Yine Paul Kennerton'un şehir topografyasının yer isimleri bakımından dilsel sembollerle dolu bir anımsatıcı olduğunu vurguladığında belirtmek istiyorum. Tarihte Colin Wood'dan Kara, birçok tarih felsefecisi tarihle kimlik arasında ilişki kurar ve tarihin kimliği şekillendirici, inşa edici rolüne atıf yaparlar. Mesela bu manada Carr, bugünkü topluma egemen olmanın tarihi bugünkü topluma egemen olmanın bir aracı olarak görür. Hobsbawm mesela geçmişin kalıbı belli ölçülerde bugüne şekil vermeye devam eder ya da devam ettiği düşüncesini dile getirir. Benjamin'in bu manada düşünceleri dikkate değerdir. Ona göre tarih denen şey geçmişin bir tabiye inşa edilmesinden başka bir şey değildir. Geçmiş bitmemiştir ve bitmeyecektir. Tarih bitmemiş olan bu tarihin anlatılmasıdır. Yani kurgulanmış tarih, kimliklerin, aidiyetlerin şekillendirilmesi onundur. Medeniyette de durum farklı değildir aslında. Bizde de onun gelişimi bu şekilde olmuştur. Ben çok dediğim gibi burada da girmeyeceğim. Yani çok uzun çünkü. Ama medeniyet dediğimiz kavramın ah başlıklarının çok fazla olduğunu özellikle söylemek isterim. Yani ahlaktan devlet sistemine, şehirden aslında ilk başta şehirden toplum düzenine varıncaya kadar birçok alanı aileye varıncaya kadar birçok alanı etkilediği, şekillendirdiği bir gerçektir medeniyet. Medeniyet kavramı. Sonuç olarak okuyayım. Yani Mehmet Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'un coğrafya tarih ve medeniyet düşünceleri nereye tahallük ediyor ve ne söylüyorlar genel olarak? Üç isim de Orta Doğu, Afrika ve Asya coğrafyalarını öncelerler. Balkan coğrafyası ise üç ismin de değindiği fakat önceleme ve önem verme noktasında farklılıkların bulunduğu coğrafyadır. Batı coğrafyasının da yabancı olunan ve herhangi bir aidiyet bağı kurulmayan coğrafya olduğu görülür. İklimine, doğasına, topografyasına ve insanlarına dair görüşler sınırlıdır. Doğu coğrafyası aidiyet kurulan coğrafyadır ve her üç isim de Doğu coğrafyasının üzerinde geniş ve özellikle derinlemesine durur. Bunun sebebi Doğu coğrafyasının İslam dininin doğuş ve yayılış merkezi olmasıdır büyük ölçüde. Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın asırlarca Osmanlı toprağı olarak kalması, bu coğrafyalarla özellikle sosyal ve kültürel bağların köklerinin derinlerde olması bu aidiyette önemli bir etkendir. Cumhuriyet editlerinin 1920'lerden itibaren ilgi ve alakalarını keskin bir şekilde batıya çevirme tutumları, 80'lere kadar Orta Doğu, Afrika ve Asya coğrafyalarına dönük aktif politikalar üretilmemesi gibi hususlar muhalif bir tavır ve kimliksel aidiyet reaksiyonu olarak etkili olmuştur kanaatindeyim. Burada mesela Afrika bağımsızlık savaşlarına o dönem yani tam zıttı politikalar yaparken yani söylem üretilirken işte Sezai Karakoç'un birçok şiirle bunları desteklemesi, düşünce yazılarında çıkardıkları dergilerde bu hareketlere yer açmaları, bunları gündeme taşımaları bu alanda gerçekten dikkat çekici örneklerdir. Mehmet Akif'in bu coğrafyalara İslam milletinin birliği, bütünlüğü ve tarihsel bağ zaviyesinden baktığı görülür. Ecdat toprağının bütünlüğünü koruma, tarihin şanlı zamanlarındaki coğrafyaya yeniden kavuşma isteğidir onda basmalar. Coğrafyanın trajedisini ön plana çıkarır. Bu trajediyi gerçekçi bir gözle tasvir ve duygusal bir dille ifade etme tavrı hakimdir. Balkanlar, Orta Doğu, Afrika, Kafkaslar, Asya, İslam milletinin tırnak içerisinde can çekiştiği coğrafyalardır. Bu coğrafyalardaki kayıplar, yokluklar, yoksunluklar ve bunların altında yatan sebepler onu daima odağında olmuştur.
Bu coğrafyalarda gördüğü eksiklikler ise birlik, dirlik, düzenlik, gayret, çalışma, İslam'ı doğru anlama ve yaşamadır. Bunlar olduğu takdirde coğrafya eski zamanlardaki canlılığına kavuşabilecektir. Bu bağlamda onun coğrafya bakışında hal ve tarihin iç içe olduğu görülür. Coğrafyanın halinden coğrafyanın tarihine sığınır. Mukayeseler yapar. Yurdunu kaybetmenin korkusu, telaşı, aceleciliği ve çığlığı yansır yazdıklarına. Biliyorsunuz Akif Balkan kökenlidir. Babası Arnavut'tur. Hatta şiirlerine de bu şey yansımıştır. Özellikle Balkan topraklarının kaybedilmesi onda büyük bir acıya sebep olmuş. Adeta bir ağıt yapmıştır. Bu manada yaşadığı dönemin de şartlarından kaynaklanan, ileri gelen tarihe, coğrafyaya romantik bir bakışın olduğu görülüyor. Necip Fazıl'da ve Sezai Karakoç'ta olmadığı şekliyle. Onlarda daha akılcı bir bakışın, daha politik bir tavrın hakim olduğunu görürüz. Necip Fazıl'da ise Büyük Doğu idealiyle belirir genel olarak Doğu coğrafyasına bakış. Ancak onda tarihi ya da ideal bir çerçeve somut olarak çizilmez. Öncelik Anadolu'dadır ve merkez daima Anadolu olarak görülür. En önemli farkı budur Necip Fazıl'ın. Afrika'da, Asya'da ve Orta Doğu'da kurulan devletleri ruh yoksunluğu bakımından eleştirir. Mehmet Akif'teki net ve koşulsuz bağdan farklı, sorgulayıcı ve politik bir bakış vardır bu coğrafyalara. Ayrıca Mehmet Akif'te ve Sezai Karakoç'ta aidiyet bağının önemli bir parçası olan Balkan coğrafyasının onda genel olarak olumsuz çağrışımlarla belirmesi de dikkate değer bir ayrıntıdır. Bu gerçekten dikkate değer bir ayrıntı. Gerek düşünce yazılarında, gerek tiyatrolarında Balkan coğrafyasına ve o coğrafyadan gelen unsurlara, bu kişi olabilir, başka şeyler olabilir, bir olumsuz bakış var. Bunda Abdülhamit'in tahttan indirilmesinde oradan gelen oradan doğan hareketlerinin etkisi olduğu kanaatindeyim. Bunu hatta şeyde söyler yani, düşüncelerinde de söylüyor bunu. Bir iki yerde de ifade ediyor. Ama yani olumsuz bakışımda bu şeydir, vardır anlamında değil tabii ki. O benim bir yorumum olarak beliriyor onun bu olumsuz bakışında. Yani o coğrafyanın ürettiği düşünceden rahatsızdır Sezai Necip Fazıl ilginç bir şekilde. Suyun öte tarafı gibi bir şey var. Evet hocam, yani öyle bir tarafı var. Teşekkür ederim. Yani o önemli bir şeydir. Suyun öte tarafı diye bir söylemi var. Dikkat çekici bir söylem ve dikkat çekici bir bakış. Bu tiyatrolarına da yansıyor. Ya edebi eserlerine kadar yansıyor bu. Necip Fazıl'ın çocukluğunun Birinci Dünya Savaşı yıllarına, ilk gençlik yıllarının İstiklal Savaşı yıllarına tekabül ettiği, Cumhuriyet kurulduğunda 19 yaşında bir genç olduğu düşünüldüğünde, onun Anadolu'yu önceleme, merkeze Anadolu'yu koyma ve Türkiye'nin sınırları dışındaki coğrafyalara sorgulayıcı yaklaşma tavrının sebebi daha net anlaşılabilir kanaatindeyim. 60'lardan itibaren tırmanan Kıbrıs sorununa da Türkiye'nin müdahalesine karşı durmasının sebebi de korumacılığa dayanan bu politik tavrı olsa gerektir diye düşünüyordum. Çünkü Kıbrıs meselesi olduğunda Sezai Karakoç'tan çok ayrı bir, zıt bir tavır sergiliyor. Sezai Karakoç bırakın Kıbrıs'ı almayı, 12 adalar dahil bütün Trakya'da hak iddia ediyor. Hak iddia etmemiz gerektiğini söylüyor. Oralarda şeyimizin olduğunu, kültürel bağlarımızın olduğunu söylüyor. Ama Necip Fazıl ısrarla Kıbrıs'ın işte jeopolitik olarak çok daha önemli bir yer olmadığını, işte tarihte de batıya doğru akınlarda ancak oranın bir anlam kazandığını, mevcut durumda da oraya bir ihtiyacımızın falan olmadığını, bu manada çok iktidarlı olması gerektiğini falan söyler yazılarında. Doğsun büyük doğu benden doğarak ifadesinin arkasındaki psikoloji de bu olsa gerektir. Yani Anadolu'yu merkeze koyma, önce kendini yapma, kendini inşa etme, kendi coğrafyasında var olma, varlığını sağlamlaştırma ve daha sonra farklı coğrafyalara gitme. Sezai Karakoç ise her ne kadar önceki iki isimden izler ve benzerlikler taşısa da Afrika, Asya, Orta Doğu, Balkan ve hatta Avrupa coğrafyalarına medeniyet merkezli bir bakışı sergiler. Özellikle İslam medeniyetinin, genelde kadim medeniyetlerin yeşerdiği ve kök saldığı gelecekte de insanlığın umudu olacak İslam medeniyetinin yeniden dirileceği coğrafyalardır ona göre bu coğrafyalar. Bu tarihi süreklilikte Orta Doğu ve Asya geçmişin birikimine, Afrika ise geleceğin büyük potansiyeline sahip coğrafyalar olarak göze çarpar. Bu önemlidir. Yani geleceği
Afrika'da görür Sezai Karakoç. Bunda da Kuzey Afrika ülkelerinin, Cezayir'in, Tunus'un vesaire o postkolonyal süreçte bağımsızlıklarını kazanmaları, bağımsızlık hareketleriyle bir aksiyon göstermelerinin payı var, payı olmuştur. Balkan coğrafyası İslam medeniyetinin son büyük temsilcisi Osmanlı Devleti'nin izlerinin ve hafızasının yaşadığı önemli bir coğrafyadır onda. Ayrıca Endülüs medeniyetinin tarihi coğrafyasına da atıflar ve göndermeler dikkat çeker. Bu bağlamda Asya, Orta Doğu, Afrika, Balkan ve Güneybatı Avrupa coğrafyalarını içine alan bir çizgide ideal medeniyet coğrafyası olarak ortaya koyacak. Zira onda bütün bu bakışları da hesaba dahil eden, geçmiş, hal ve gelecek çizgisinde tarihten ve medeniyetten bağımsız olmayan bir coğrafya görüşü vardır. Bu görüşte coğrafya tabiatıyla, topografyasıyla, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirir. Bunu bizatihi söyler, konuşur. Bu değerlendirmenin merkezinde Orta Doğu, geçmişi inşa etmiş, aktüelin imtihanından geçmekte olan ve geleceğe ilham verecek coğrafya olarak ön plana çıkar. Batı coğrafyası ise hemen hemen üçünde de yoktur. Sadece Akif'te çok kısıtlı olarak o Berlin günlerinden gelen Batı Almanya'nın o mamur haline dair köylerini filan anlattığı çok kısıtlı yerler vardır. Diğerlerinde coğrafyaya, topografyaya dair herhangi bir detay verilmez. Dolayısıyla bir öteki olarak bu Batı'yı görmeleri, Avrupa topraklarını görmelerinin payı olsa gerektir bunda. Tarihe geldiğimizde de yüzyılın son çeyreğinde dünyaya gelen Mehmet Akif de tarihe romantik bir pencereden bakar. Çağının diğer, daha doğrusu diğer çağdaşları gibi. Fakat o çağdaşları gibi bir teselli arayışından ziyade bir bellek tazeleyicisi, geçmişin içinden yeni nesli aşılanacak bir ruh örneği arayıcısıdır. Üstelik o bunu bilinçli tercihlerle açacağı tarihi sayfaların kendi zamanı ve gelecek için bir örnek teşkil etmesi amacıyla yapar. Örnek İslam'ın doğuş ve yayılış devirleriyle Osmanlı İmparatorluğu'nun muzaffer devirleridir. Bu tavrı Cumhuriyet ilan edildikten sonra da devam ettirir. Necip Fazıl ve Karakoç'ta ulus devletin çok da barışık olmadığı tarihi dönemlere ve şahsiyetlere vurgu yaparlar. Her üç isimde de İslam önceki İslam öncesi Türk tarihi hemen hiç yoktur. Varsa da kendi zamanlarına ya da geleceğe dair bir şey söylemek için anılmaz. Tarih her üç isim için de bir örnekler ambarıdır adeta. Akif de Asım, Necip Fazıl da Büyük Doğu Gençliği, Sezai Karakoç da Diriliş Nesli adlarıyla anılan ideal neslin kimliği tarihle sabitlenir. Uzak tarih idealize edilir, yakın tarihe gelindikçe tarihsel eleştiri söz konusudur. Arada bir takım istisnalar vardır. Örneğin işte Abdülhamit ve dönemi, Sultan Vahdettin ve dönemi gibi. Bunun dışında uzak tarihten yakın tarihe doğru idealize eleştiriye döner her üç isimde de. Detaylara girmiyorum. Hulefai Raşidin dönemi ve Asr-ı Saadet dönemi özellikle idealize edilen, her üçünde de ısrarla vurgulanan, örnek gösterilen, hale taşınan, hale çıkış noktası olarak, örneği olarak örneklendirilen tarihsel bir dönemdir arkadaşlar. Bu özellikle önemli, dikkat çekici bir husustur. Çünkü kusursuz olarak görülüyor o dönem. Medeniyetini söylüyorum ve kapatıyorum. Çünkü vakiti aştım. Özür dilerim. Sıkmak da istemiyorum. Mehmet Akif, İslam'ın geçmişte büyük bir medeniyet kurduğunu, bu medeniyetten artık iz kalmadığını, Batı medeniyetinin sahip olduğu medeniyetin bilim, teknik, sanat, muhaşeret ve sosyal nizam alanlarında İslam'ın vaaz ettiği medeniyet olduğunu, bu yolda çalışıp Batı medeniyetinin ahlaki yönü dışında örnek alınması gerektiğini ısrarla ifade eder. Bu manada Akif, çoğu araştırmacının da teslim ettiği şekliyle modernisttir. Modernisttir. Yani Batı'nın modern tekniğini, bilimini ve onun ortaya koyduğu gelişmişliği ister. Hatta çok ilginç ve ironiktir. Hatırlarsanız Asım da
özellikle Asım'a bir an alınız ilmini darbın, alınız sanatını diye bir an önce, hem de yani vakit kaybetmeden hemen Asım'a yurt dışına gitmeyi öğütler. Necip Fazıl ise Batı'nın sahip olduğu şeylerin fazlasıyla İslam'da zaten var olduğunu, önemli olanın İslam'ın ruh ve manasını anlamak olduğunu, bu ruh ve mana anlaşılırsa İslam'ın, altını çiziyorum bu kelimenin, Rönesans'ının gerçekleşeceğini ifade eder. Çünkü Batı'nın Necip Fazıl'da Rönesans'ına hayrandır. Eleştirir, eleştirir, eleştirir ama Batı'nın bir Rönesans yaptığını ve bunun gerçekten takdir edilecek bir husus olduğunu teslim eder. Dünyanın İslam medeniyetine muhtaç olduğunu söyler ve bu ihtiyacın İslam inancını yeniden diriltmekten geçtiğini, bunun da dinin kaba sofra ve ham yobazlar elinden kurtarılmasıyla mümkün olacağını belirtir. Bu kavramla da takmıştır, malumunuz olduğu üzere. Dolayısıyla Mehmet Akif'te sonuç olarak görünen birçok hususa onda sebep olarak rastlanır. Ruhçuluk, keyfiyetçilik, ahlakçılık, milliyetçilik, sermaye ve mülkiyette tedbircilik, cemiyetçilik, nizamcılık, müdahalecilik gibi esasları sıralayarak Batı karşısında yeniden bir medeniyet iddiası göstermek için bu prensiplere sıkı sıkıya bağlanmak gerektiğini iddia eder. Bununla beraber onda da Mehmet Akif'te olduğu gibi medeniyet idrakinin başlı başına bir çerçevesinin çizilmesi söz konusu değildir. Sezai Karakoç'u hem Akif'ten hem de Necip Fazıl'dan ayıran ana nokta da medeniyet idrakinin bütün boyutlarıyla düşünülmüş ve kanaatince dile getirilmiş olmasıdır. Bu bağlamda İslam medeniyetinin dünü, bugünü ve yarını onda bir çizgisel bütünlük içinde görülür. Öncelikle o İslam'ı başlı başına bir medeniyet olarak görür. İslam medeniyetini başka medeniyetler karşısına koyarak değerlendirmez. Bu çok önemlidir. Çünkü biliyorsunuz bizde medeniyet konuşulduğu andan itibaren, yani Tanzimat, yani 1800'lerden itibaren medeniyet konuşulmaya başladığı andan itibaren bir konumlandırmayla konuşuruz biz. Yani Batı'nın tayin ettiği güç odağında biz karşımıza mecburen onun ortaya çıkardığı sınırlar içinde konuşuruz. Kanaatimce biz de bu yanılgıyı, aldanmışlığı veyahut da kendine sınır çizmeyi kıran, aşabilmiş olan Sezai Karakoç'tur. Onu salt öz bir potansiyel olarak ele alır ve değerlendirir. Yani İslam'ı. Kavramları, kurumları, burası çok önemli. Kavramları, kurumları, maddi ve manevi yönleriyle İslam medeniyeti kendine özgü ve eşsiz bir medeniyettir ona göre. Ve bütün bu kavramlar ve kurumlar üzerine ısrarla gider. Bunları kendi paradigması çerçevesinde temellendirir. Sadece Batı medeniyetine öncülük etmesi bakımından değil, kurulmuş ve kurulacak olan bütün medeniyetlerin kalıcılığı ve insanlığa faydası açısından örnekliği tartışılmaz bir medeniyettir İslam medeniyetinin. Bu bağlamda İslam medeniyetinden başka dünyaya alternatif sunacak bir medeniyetin bulunmadığı inancındadır. Bu her ne kadar, bunu okumuyorum, söylüyorum. Bu her ne kadar romantik bir bakış gibi dursa da Karakoç bunu temellendirir. Yani kendine ait özgü bir temellendirmesi vardır burada. Çünkü Batı medeniyetini bilimiyle, tekniğiyle ve ahlakıyla ayırt etmeden bir bütün olarak sevgisiz bir medeniyet olarak görür ve insanlığa bu sevgisiz medeniyetin her ne kadar ürettikleriyle bir iyilik, güzellik veriyormuş gibi dursa da ila nihayet zararının dokunacağında ısrarlıdır. Bütün eski medeniyetler içinde ölmeyecek olan ve yeniden dirilme potansiyelini içinde barındıran yegane medeniyetin İslam medeniyeti olduğu da ısrarcıdır. Bu sebepledir ki İslam medeniyetini açık medeniyet, bu açık medeniyet adlandırması tanıdık gelebilir birçoğunuza, ilk defa kullanan ve kanaatimce daha sonra kullanan hocamızın da buradan
esinlendiği kanaatindeyim ben. İslam medeniyetini açık medeniyet, yani yeni varyasyonları ortaya çıkarma gücüne sahip, farklılıkları sindirebilen, içinde barındırabilen, yaşatabilen bir medeniyet olarak tanımlar. Bitiriyorum Dursun. Öncelikle Mehmet Akif bizatihi şahit olduğu yenilgi ve toprak kayıpları karşısında Batı'nın üstünlüğünü somut olarak yaşamış. Bu yaşamışlığın getirdiği bir çaresizlikle Batı medeniyetinin ulaştığı maddi seviyeye tez vakitte ulaşmanın kaçınılmazlığına inanmıştır. Bu sebepledir ki asır Avrupa'da eğitim alması konusunda teşvik edilir. Bunun dışında Batı medeniyetinin bilim, fen, teknik, şehircilik alanlarında ulaştığı seviyeye erişmeyi bir zorunluluk olarak görür. Necip Fazıl ise Batı medeniyetinin akılla ulaştığı maddi seviyenin ruhi eksikliğine dikkat çeker ve ısrarla bunun üstünde durur. Ama Rönesans'ını takdir etmekten de geri kalmaz. Bu bağlamda Mehmet Akif'te ve Necip Fazıl'da Batı medeniyetinin zorladığı ve konumlandırdığı bir bakış açısı dikkat çekerken, buna savunmacı da diyebiliriz. Sezai Karakoç da bunun hemen hemen kendi değerler sistemi ve bunun verdiği bir özgüvenle oluşmuş bakış açısıyla oluştuğu dikkat çeker. Bir medeniyeti değerlendirirken tırnak içinde o medeniyetin bağımsızlığını görmek ve tanımak, ayrıca içten yapılan gözlem ve incelemeleri bilmek ifadesinde anlamını bulan bir bakıştır onun bakışı. Bu okuduğum tırnak içinde kısım kendisine aittir. Son olarak genel kanaatin aksine bu üç ismin İslami kimliklerindeki ortaklıkların ve buna bağlı benzerliklerin yanı sıra coğrafya, tarih ve medeniyet konularında benzer söylemleri kadar farklı söylemlere sahip oldukları da ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ön planda yer alan bütün ortak değerlerine ve benzerliklerine rağmen arka planda önemli bir duygu, düşünce ve yorum zenginliğine sahip oldukları görülmektedir. Onlar hakkında yapılacak toplu değerlendirmelerde genelleyici ifadelerden kaçınmanın, duygu ve düşüncelerine bağlı şahsiyetlerine daha fazla eğilmenin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla onların temsil ettikleri dünya görüşünün ve medeniyet idrakinin de tek sesli olmadığı, bunun altını özellikle çiziyorum, olamayacağı çıkarımı da bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu durum Türkiye'de İslami kimlik söyleminin ve ona bağlı aidiyet unsurlarının algılanış ve yorumlayışlarının çeşitliliğine de delalet etmektedir. Diyorum ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Soru varsa herhalde alabiliriz. 10 dakika soru cevap. Teşekkür ederim. Şimdi İslam medeniyetindeki medeniyetlerden bahsettiniz. Bu kısım. Kadim medeniyetlere her üç isim de bir şekilde değiniyor. Mesela özellikle Akif Safahat'ta o Mısır medeniyetinin kalıntıları üzerine bir şeyler söyler. O oraları gezip biraz da tasavvufi şeyler, tasavvufi bir duyguyladır. O Mısır yıllarının da doğurduğu bir şeyler. Ama orada işte o firavunların yaşayışları, ortaya çıkardıkları medeniyet, o medeniyetin filan nihayet kalıcı olmaması, onların devrilmesi, yıkılması falan, ona çeşitli duygular çağrıştırır. Şeyde ise Necip Fazıl'da ve Sezai Karakoç'ta ise daha farklı bir düzlemde kadim medeniyetler ele alınır. Mesela Necip Fazıl Batı medeniyetinin temellerine özellikle vurgu yapar. Bu medeniyetin Antik Yunan düşüncesi, Roma düşüncesi, Hristiyanlık inancı ve aydınlanma temellerine dayandığını, dolayısıyla bu dört temelin de ruhtan
azade olduğunu, barındırmadığını ısrarla vurgular. Sezai Karakoç da yine bu Batı medeniyetiyle alakalı da, geçmiş medeniyetlerle alakalı da önemli şeyler söyler. Onda daha fazladır medeniyetler. Çünkü o zaten kendi düşüncesini, bizatihi diriliş düşüncesini medeniyet paradigması üzerine inşa ettiği için medeniyetin, tek sürekli medeniyetin İslam medeniyeti olduğu iddiasını bu ifade ettiğiniz, sorduğunuz şey üzerine temellendirir. Yani bugüne kadar yeryüzünde insanlığın var olduğu günden beri günümüze kadar oluşmuş medeniyetlerin hepsinin yıkıldığını, bir sonlarının olduğunu belirtir. Bu sonda da işte İslami bir vahye dayalı, daha doğrusu öyle demeyeyim, daha net söyleyeyim, vahye dayalı bir anlayışın varlık tasavvurunun, varlık anlayışının olmamasını gösterir. Hazreti Adem'den itibaren bir süreklilik olarak görür İslam'ı ve bu manada İslam'ın ilk insandan beri var olduğunu, Medine'de bir medeniyet olarak ortaya çıktığını, devlet olarak kurulup bir medeniyet iddiasıyla ortaya çıktığını ve tarihi boyunca da var olduğunu, bundan sonra da varlığını devam ettireceğini söyler. Zaten dirilişin adlandırması da buradan gelir. Yani İslam ölmemiştir aslında. Diriliş her ne kadar ölümü çağrıştırsa da ölmemiştir. Onu diriltecek bir dokunuş ihtiyacı hisseder sadece. Yani o İslam, oradaki dirilişin atıfta bulunduğu şey ölüm kapanması değildir. Aksine yeniden dirileceği, yeniden neşvi nema bulacağı inancıdır. Bu manada Batı medeniyetine sevgisiz bir medeniyet olarak bakar. O da temellendirme olarak dayanaklarında Necip Fazıl'da olduğu gibi Antik Yunan'da, Roma düşüncesinde, Hristiyanlık inancında ve aydınlanmada bulur. Böyle. Başka. Efendim, bu tez yayınlanacak mı? Hocam Allah razı olsun. İnşallah, yani niyetimiz tabii ki o, bir kitaplaştırma düşüncemiz var hayırlısıyla. Ama tabii biraz malumunuz şey olması lazım. Ulaşma imkanı var mı? Tez şeyde var. YÖK'e yükledik. YÖK'e yükledik ama özel olarak isterseniz, talep ederseniz mail olarak gönderebilirim. Ayrıca. Buyurunuz. Evet hocam. Allah razı olsun. Geriye dönük bu yazarların, özellikle Karakoç ve Necip Fazıl'ı kastediyorum. Yani sizin yaptığınız bu analizi kendi işlerinde yüzleşmek bağımında. Mesela Sezai Karakoç, Necip Fazıl'da. Mesela Sezai Karakoç medeniyet tezini geliştirirken işte bahsettiğim Necip Fazıl'da medakifte olmayan, hatta tırnak içinde olumsuz manada değerlendirdiğiniz hususları zikrederek, yani onunla düşünsel zeminde yüzleşerek bir şeye girişiyor mu? Çarpışmaya, hesaplaşmaya girişiyor mu? Yoksa bu yani Necip Fazıl'ın diriliş fikriyatı şey, hatırlarsınız. Sezai Karakoç'un diriliş fikriyatı, Necip Fazıl'ın yurduğu fikriyatı sadece kendi bağlamında oluşmuş. Aslında bu manada bir yüzleşme, hesaplaşmaya geçermeyen bir şey mi? Yani oradaki yüzleşme bağlamında ne söyleyebilirsin? Bilgileriyle geriye dönük bir yüzleşme. Yani bir literatür oluşuyor mu? Bunu şu açıdan soruyorum. Günümüze bakan tarafıyla her üç yazarda günümüz itibariyle düşünsel sürekliliğin zeminini oluşturacak bir fikri müktesebattan ziyade maalesef bir şey, siyasi bir şeye dönüşmeye başladı. Dönüştü belki de. Katılmaya da bilirsiniz. Bu fikri sürekliliği de sağlamak gerekiyorsa sanki bu işte yüzleşme zeminlerini de oluşturmak lazım. Buna dair de kanaatlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Yani önemli bir soru. Necip Fazıl Akif'le yüzleşir ama onun yüzleşmesi malumunuz edebiyat mahkemelerinde filan. Yani onun şiirini eleştirmesi yönüne kalır. Yani düşünsel boyutunda çok büyük hizmetlerinin olduğunu söyler. Orada bir yanılgı vardır yani. Edebiyat mahkemelerinde evet çok ciddi bir şekilde eleştirir ama özellikle ölüm yıl dönemlerinde filan yazdığı yazılar vardır. Konuşmalarında Akif'le alakalı
yeri geldikçe söyledikleri çok olumlu şeylerdir. Ama sizin söylediğiniz şekliyle bir hesaplaşma, yani işte Akif'te o romantik bakış, onun doğduğu eksiklik, sadece işte bir üretimin teknik boyutuyla ahlaki boyutunu ayırt edememe falan gibi eleştiriler maalesef yoktur. Yani bu yok. Ama şu var tabii ki, yani bunda da kanaatimce, onu da söyleyeyim, yani bu niye yok? Onu da söyleyeyim. Muhtemelen yine aslında üzerine konuştuğumuz şeyden dolayı yok. Çünkü gerçekten bir şeyleri söylemenin çok zor olduğu dönemlerde bir şeyleri hasbelkader söyleyebilmiş olmak dahi yetiyor onlara. Yani bir hüsnü zan beslemeye kafi geliyor. Bu geriye dönük bugünden baktığımızda işte Karakoç'un Necip Fazıl'a bakışında, Necip Fazıl'ın da kendinden öncekilere bakışında zannederim ki önemli bir şey. Yani eleştirebilir kanaatimce, evet söyleyebilir, ama ya bu adam, ki övmesi mesela Mehmet Akif'i övmesi Necip Fazıl'ın aynen böyledir. Yani şeyi almıştım aslında, onu okuyacaktım da onu okuyayım ya müsaadenizle. Yani şu, bu soru çok önemli bir soru. Bulabilirsem şurada bir şey okumak istiyorum size. İnşallah bulabilirim. Heh, buldum. Şimdi mesela şundan dolayı olsa gerek diye düşünüyorum. Düşünün ki örneğin Tevfik Fikret gibi bir adam, aynı çağdaştır biliyorsunuz. Yırtılır ey kitabı köhne yarın, maddeli fikri olan sahibelerin dediği bir çağda ve bunun gerçekten rağbet gördüğü, karşılık bulduğu bir dönemde, yüceltildiği bir dönemde Akif çıkıyor ve diyor ki bize efkar umumiyesi lazım garbin, garbin. O da Allah'ı bırakmakla olur herzesini, halka iman gibi telkin ile dinin sesini susturan aptalın idrakine bol bol tükürün diyor. İşte bu karşı duruş, karşı çıkış. Daha sonra o tek var ya 50'lere gelinceye kadar, biliyorsunuz Büyük Doğu 43 olsa gerek. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa. Yani Büyük Doğu gibi bir hareket, aslında Ağaç Dergisi'nde dahi o spiritualist dediğimiz ruhçu bakış vardır yani. O kanonik yapının bastırılmış düşüncelerin ikliminde bir şeyler söyleyebilmiş olmak eleştiriyi ister istemez saf dışı bırakma duygusallığına götürüyor isimleri. Evet, yani korumacılık. Tabii gönül isterdi ki bunlar aynı çizgide de olsalar birbirlerini eleştirsinler. Bir düşünce teatisi oluşsun ve biz daha rahat konuşalım. Ama olmuyor, olmamış bu maalesef. Ayrıca söylediğiniz çok doğru bir şey. Yani bugün bu üç isim özellikle, ben çok büyük bir risk aldığının da farkındayım. Yani bu üç ismi konuşmak, hem de böyle yani popülerleştirmeden, mümkün mertebe popüler bakışın dışına çıkarak bir şeyler söyleyebilmek çok güç. Çünkü herkes bir şey söylüyor bunlarla alakalı. Yani bugün sokağa çıkın, Akif dediğiniz zaman, Necip Fazıl dediğiniz zaman herkesin söyleyeceği bir şeyler var bir şekilde. Dolayısıyla herkesin bir şey söyleyebildiği bir alanda başka bir şey söyleyebilmek bir güçlük, zorluk oluyor. Evet, maalesef popülerleştirme, politikleştirme, kullanma, yani çok dikkatimi çeken bir şeydir işte Facebook'ta, Twitter'da falan alakası olmayan sözlerin Akif'e mal edilmesi, Necip Fazıl'a mal edilmesi, böyle bir şey. Ama şu bir gerçek ki hani Nülüfer Göle gibi filan birçok işte ismin teslim ettiği, 80'lere gelindiği zaman batıcı modernleşmenin iflasa uğramasında İslam kimliğinin canlı bir şekilde günümüze taşınmasında bu üç ismin gayretleri, düşünceleri, eserleri yadsınamayacak kadar güçlü bir noktada duruyor ve herhalde üzerine daha çok konuşmamız gereken şey bunlar diye düşünüyorum. Ben son teşekkürü etmeden önce, tabii bu çalışmanın birçok eksikliğinin olduğunun da farkındayım.
En büyük eksikliği de şüphesiz bu üç ismin dergilerine de ve o dergilerdeki yayınlara da aynı gözle bakmak düşüncesi olduğunu biliyorum, farkındayım. Bununla alakalı da bir çalışmamız en azından fikri olarak şu anda var. İnşallah onu da yapmak ömrümüz kifayet ederse yeter. Ben sabırla dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum.